şükür. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, dünyanın baş belası Çin Halk Cumhuriyeti işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan'da 200 yıldır sürdürdüğü mezalimi her geçen gün artırarak burada yaşayan Müslüman kardeşlerimize karşı insanlık onurunu ayaklar altına alan zulümlerine devam etmektedir. Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Müslümanlar yalnızca Müslüman oldukları için akla hayale sığmaz işkencelere maruz kalırlarken, on binlerce insan yakınlarından haber alamazken, başta Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası insani yardım kuruluşları Doğu Türkistan söz konusu olduğunda üç maymunu oynamayı, zulme sessiz kalmayı, Çin'e ise açık destek vermeyi sürdürmektedir. Yeraltı ve yer üstündeki tüm kaynakları talan edilen, sömürülen, zulmedilen, göçe zorlanarak azınlık hale getirilen Müslümanlar asimile edilerek Çinlileştirilmek isteniyor. Herhangi bir yargılama yapılmaksızın ve hukuki karar olmaksızın 1200'e aşkın toplama kampında alıkonulan insanlara fiziki ve psikolojik işkenceler yapılıyor. Dünyadan kendisine izole eden ve dış dünyaya kendini kapatan Kızıl Çin, yapılan işkencelerin hiçbir şekilde dünyada duyurulmasını istemiyor. Bunun için her türlü baskı ve yıldırma politikasını uygulamaya devam ediyor. 5G teknolojisine geçmeye hazırlanan dünya, Doğu Türkistan'da olup bitenler karşısında tek bir kare fotoğraf, tek bir video kaydı ya da bir cümleyi okuyamıyor. Çin'den bilgi paylaşan insanlar bir gece ansızın ortadan kayboluyor. Her zaman olduğu gibi dünya söz konusu Müslümanlar olunca vahşeti, acıyı, gözyaşını, çığlığı görmüyor, duymuyor. Bizler bugün buraya, Çin Başkonsolosluğu önüne, Sincan Sivil Toplum Kuruluşları platformu olarak 21 sivil toplum kuruluşu adına asırlardır mazlumların yanında olan, zalimin ve zulmün karşısında duran bir ecdadın evlatları olarak bu sessiz çığlığa, kanayan yaraya merhem, acıya ortak olmak için Ankara Sincan'dan geliyoruz. Bizler bugün buraya Doğu Türkistan'daki akrabalarından hiçbir haber alamayan, onların yaşayıp yaşamadıklarından dahi emin olamayan kardeşlerimizin yanlarında ve acılarına ortak olduğumuzu göstermek için bir araya geldik. Bizler biliyoruz ki kararlılıkla verilen her mücadele bir gün zaferle sonuçlanacaktır. Millet olarak daima Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanındayız. Bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize sahip çıkmak sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın şeref ve onur meselesidir. Hiçbir ülke, hiçbir devlet ve hiçbir insan Doğu Türkistan'daki zulme ve esarete sessiz kalamaz, kalmamalıdır. Tüm dünya Kızılcin'in bu kin dolu insanlık dışı zulmüne karşı politikalar geliştirerek Çin'in toplama kamplarını acilen uluslararası kurum ve kuruluşlara açması, Doğu Türkistanlıları kardeşlerimizin zorunlu olarak Çin'e göç ettirilmelerinin durdurulması, Doğu Türkistan'a yerleştirilen Çinliler yüzünden yaşanan işsizlik başta olmak üzere eğitim, kültür ve güvenlik sorunlarının giderilmesi, kardeşlerimize dayatılan zorunlu Çince eğitim sonlandırılarak kendi dillerinde eğitim almaları, inançlarını özgürce yaşamaları, Çin'in nükleer silahlarının denemesini Doğu Türkistan topraklarında yapmaktan vazgeçmesi ve bunun için gerekli tüm yaptırımların acilen uygulanması, uluslararası gözlemcilerin
kamplarda zorla tutulan kardeşlerimizle görüşme yapmalarına izin verilmesi, ailelerinin akıbetlerini öğrenmek için günlerdir burada nöbet tutan muhacir Uygur kardeşlerimizin doğru ve yeterli bilgilendirilmesi için Doğu Türkistan'ın haklı davasını uluslararası platforma taşımalı, soykırıma varan sistematik asimilasyona karşı ortak hareket ederek bu insanlık dışı vahşetin durdurulması için güç birliği yapılmalıdır. Yalnızca Müslüman oldukları için zulme uğrayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin bu direnişini selamlıyoruz. Sincan Sivil Toplum Kuruluşları platformu olarak her zaman onların yanında olduğumuzu, başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere herkesin bilmesini istiyoruz. En yakın zamanda kardeşlerimizin ailelerine kavuşmasını Yüce Allah'tan dua ve niyazda bulunuyoruz.